Ya bu da aslında konu hem content'e hem de UX dediğimiz kullanıcı deneyimine geliyor ama en temel prensip oldu şu. Kendinizi potansiyel müşterilerinizin yerine koyun. Ya ben bu sitenin müşterisi olsam ve bu ürünü almak istesem nasıl bir kullanıcı davranışı içinde olurum? Ne görmek isterim? Yani bir ürün Trendyol'da 200 TL ise senin kendi market, senin kendi web sitende 150 TL bile olsa ben Trendyol'dan o ürünü alırım. Çünkü karşımdaki muhatabın kim olduğunu biliyorum. Zaten abi ilk sayfada reklamdan çıkamazsın ki artık. İkinci sayfada derin web'e giriyorsun zaten. Öyle zaten %70 ilk sayfada kalıyor zaten. Dolayısıyla zaten long tail tarafına odaklanmak bir zorunluluk haline geliyor e-ticarette özellikle. Evet. 50-60 milyonluk bir pazar var Türkiye'de. Merhabalar, hoş geldiniz. Muhtemelen siz bizi biraz beklediniz ama biz çayımızı, kahvemizi yeniledik. Gökhan'la devam edeceğiz konuşmaya. Şimdi ilk bölüm için SEO'nunla ilgili çok güzel başlıklarımız vardı. Oraya gidersiniz. Gene link vardı zaten alt tarafta ama SEO ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Yani burada da farklı sorularım var. Aslında ilk bölümün göndermesi olarak bununla başlayabiliriz aslında. Long tail arama kelimeleri ne işe yarar? Hatta bunun aslında birazcık daha e-ticaret tarafına yönelterek sormak istiyorum. Yani şimdi gündemimizde e-ticaret çok var. Herkes bir şekilde bir ürün alayım, uğraşayım diyor. Özellikle son zamanlarda pek çok kişi ticarete girmeyi çok seviyor. Ve e-ticarete girmek nispeten daha da kolay olduğu için atıyorum hani çok da böyle clickbait şeyler var ya. 10 liraya 3 tane takı aldım. Bununla 1 milyon dolar yaptım. Really? Hani diyesi geliyor insanın ama işte. Clickbait abi. Evet ya çok var öyle ya gerçekten. Ben yaptım siz de yapabilirsiniz. O klasik bir müzik var da böyle yani. Evet, evet. Onu zaten neye koyarsan koy bir şekilde motive ediyor seni falan böyle. Çok ilginç. Var gerçekten öyle hikayeler. Soru long tail. Long tail abi. Long tail'daki kelimelerin e-ticarete olan etkisi var mıdır? Abi var. Ya şöyle örneklendirmek lazım. Yani SEO'da aslında tüm mesele segmentasyon ya aslında. Yani kullanıcı amacını net belirleyip ona yönelik bir strateji geliştirmek. Şimdi Nike spor ayakkabı kelimesinde gözükmek okey ama 38 numara kırmızı Nike Air Max kelimesinde gözüktüğün zaman o kadar detaylı spesifik sorgu yapan kişinin senin müşterin olma ihtimali çok çok daha fazla. Dolayısıyla daha spesifik sorgulara yönelik içerikler hazırladığında yani o long tail sorgunun cevabını veren bir içerik oluşturduğunda orada gözükme ihtimalin daha da kolay oluyor ve belki dediğim gibi çok daha az düşük bir hacime hitap ediyorsun ama satışa dönme ihtimali ya da etkileşime en azından geçme ihtimali çok çok daha fazla oluyor kullanıcının seninle. Dolayısıyla long tail'i ben her zaman tavsiye ederim. Zaten biz yeni başladığımız tüm projelerde hedef kitleyi doğru analiz edebilmek, web sitesinde geçirdiği süreyi doğru anlayabilmek için genelde long tail ile başlarız. Yani çok zor, hacmi çok yüksek keywordlerden ziyade daha kolay gözükebileceğimiz long tail'lere odaklanırız ki hem gelen kitleyi tanıyalım, kitlenin kullanıcı davranışlarını bir ölçelim hem de domain otoritemiz bizim kısa sürede yükselmemize olanak sağlıyor mu, sağlamıyor mu buna bakalım isteriz. Benim herkese tavsiyem özellikle e-ticarette genel kelimelerden ziyade işte spor ayakkabı ya da sneaker gibi kelimelerden ziyade işte 42 numara Skechers, Stamina sneaker kelimesine odaklanmak size uzun vadede her zaman daha çok fayda sağlar. Zaten ben hep bunu tavsiye ederim. Abi ilk sayfada reklamdan çıkamazsın ki artık. İkinci sayfada derin web'e giriyorsun zaten. Öyle zaten %70 ilk sayfada kalıyor zaten. Dolayısıyla zaten long tail tarafına odaklanmak bir zorunluluk haline geliyor e-ticarette özellikle. Evet. 50-60 milyonluk bir pazar var Türkiye'de kitle olarak. 50-60 milyonluk bir kitle var. İyiyiz. O konuda çok çabuk adapte oluyoruz. Seviyoruz e-ticarette. Kargo altyapımız zaten çok iyi. Dolayısıyla canlıyız sürekli e-ticarette. Buralarda ana keywordlerle rekabet etmenin imkanı yok. Pazar yerlerinin zaten gücü belli. Dolayısıyla long tail ve daha niş anahtar kelimelere odaklanmak size fayda sağlar. Alternatifiniz zaten yok. Diğer yöntemle zaten başarı elde etme şansınız yok. Peki abi biraz farklı ticaretin farklı bakış açısı. Marketplace'ler mi yoksa kendi web sitesinde mi SEO yaparak ilerlemek lazım? Trendyol ya da hepsi burada Amazon ya da diğer platformlar isim hepsi geçsin. Onların içerisinde bir SEO yaparak mı ön plana çıkmak yoksa kendi sitenin üzerinden bir şeyler yaparak mı?
sonucu daha ya hızlı ulaşabilirsin. Dürüst olayım Serhat. Bize e-ticarette gelen çok projeyi de ben bunu söylüyorum. Türkiye'de şu an marketplace'lerin geldiği konum itibariyle sizin marketplace'lerden bağımsız e-ticarette bence para kazanma ihtimaliniz yok. Yani şu çok spesifik bir ürün satıyor olabilirsin. El yapımı müthiş butik bir ürün satıyor olabilirsin. Müthiş bir marka algın vardır gerçekten. Ciddi bir TV reklamı harcarsın, otobüs giydirirsin vesaire, o zaman okey. Ama sadece SEO ile, yani bir ürün Trendyol'da 200 TL ise senin kendi market, senin kendi web sitende 150 TL bile olsa ben Trendyol'dan o ürünü alırım. Çünkü karşımdaki muhatabın kim olduğunu biliyoruz. Kredi kartı bilgilerimi kolaylıkla ben Trendyol'da paylaşırım. Alışverişimi orada yaparım. Ürün gelmediği zaman kime şikayet edeceğim, kimle iletişime geçeceğim, kart bilgilerimin gerçekten güvende olduğunu biliyorum. Hal böyleyken, pazar yerleri de bu kadar güçlüyken, bu aslında bizim değil, rekabet kurumunun işi aslında bu arada. Yani onların bir şey yapması lazım, evet. Bir şey yapılacaksa. Ama mevcut şartlarda marketplace'lerden ilerlemek çok çok daha mantıklı olabilir. Bir de marketplace'lerde SEO sürecinde çok çok fazla bir optimizasyon süreci zaten yok. Onların belli başlı best practice'leri var. Müşterilerinizi gerçekten memnun ettiğinizde, onlardan olumlu feedbackler, olumlu yorumlar aldığınızda, ürünleriniz iyiyse, o best practice'leri de yerine getiriyorsanız zaten kolaylıkla başarıya ulaşabiliyorsunuz. Yani aynen. SEO süreci gibi çok kan, ter ve gözyaşı gereken bir süreç yok orada. Evet. Bu arada söylediklerine gönderme olarak şunu söyleyeceğim. Rekabet kurulu, şimdi iki boyutundan gireceğim aslında. Bir, marketplace'in en büyük avantajlarından birisi tabii ki sana güven sunuyor, evet. Olması bilmem ne. Abi banka komisyonları aslında baktığında. Yani tabii. Sen kendi sitende bir ciro yaratamamışken, merhaba, evet. Bankaya gittiğinde merhaba ben iş yeri açtım, bana bir limit açar mısın? Tabii ki %20'nizi alırız, %10'unuzu alırız diyor. Ama marketplace'ler nazarına bakarsan inanılmaz, bankalar benden daha iyisini al, sürekli abi, evet. O komisyon oranları düşüyor. Bu mesela o fiyat arasındaki dengesizliği, evet. Zaten orada gol atıyorsun. Doğru. Rekabet kuruluyla geldiğimiz noktada da onların şöyle bir yaptırımı olabilir ya da daha doğrusu buna şekillendiklerini düşünüyorum. Bir yerlerden duyduğum için söylüyorum. Banka komisyon oranları, ya aslında şurada market nasıl derler, tekelleşiyor. Marketplace'ler çok tekelleşiyor, evet. Ve aslında siteleri öldürüyorlar. Doğru. Bu da rekabet kuruluna aykırı bir şey. Dolayısıyla da buradaki en önemli kurum ne? Bankalar, yani finansman. Sen oradaki komisyon oranlarını eşit mertebelere çıkartabildiğin noktada, evet abi, kendi sitenden bir şeyler yapıyor olman çok iyi. Tabii burada aslında bu noktaya geldiğimizde nasıl öne çıkacaksın abi? Hep dediğim noktaya geliyorsun. Bu sefer pazarlama yapman lazım. Evet. Sen 200 liraya bir ürünü satıyorsun. Yazdın, tak Trendyol çıktı. Hepsi burada çıktı. Aldın. Abi senin siten nasıl çıkacak öne? Doğru. İnsan haberi yoksa 100 liraya sat abi. %50 indirimli sat. Doğru. Kimsenin haberi yoksa kimse oradan almaz. Neyse, o da bir farklı olarak gitsin. Abi o zaman az önce sen söyledin, bounce rate'lerden bahsettin. Nedir abi şu bounce rate? Abi bounce rate aslında Türkçe karşılığı web sitesindeki hemen çıkma oranı aslında. Ortalama oturum süresinin çok düşük olması. Hatta eskiden işte pogo sticking diye bir kavram vardı bununla alakalı. Hatta bunun arama kriteri olduğu geyiği bile çok döndü. Enteresan bir şekilde ispatı olmayan bir şey için SEO dünyası 10 sene boyunca falan böyle bir şey varmış gibi davrandık hepimiz, ama hiç kimsenin bununla alakalı bir case study'si de yoktu, ama bir sohbeta yaptı, hepimiz de hep devam ettirdik falan. En son artık Google açıklama yaptı, pogo sticking. Arkadaşlar manyak mısınız? Evet ya, bir sıralama faktörü değildi de artık, yani adamlar tweet attı bununla alakalı falan. Bounce rate dediğimiz şey şu, web sitesindeki ortalama oturum süresi. Bunun çok yüksek olması, yani sitenize gelen kişinin hemen hiçbir kullanıcı davranışında bulunmadan, herhangi bir sayfayı tetiklemeden web sitesinden çıkmış olması, kullanıcıyı tatmin etmediğiniz anlamına geliyor aslında. Dolayısıyla kötü bir şey bunun yüksek olması, bounce rate'in yüksek olması. Pogo sticking dediğim kavram da şuydu aslında, eskiden çok popüler olan. Sizin web sitenize gelen ziyaretçi, sizin web sitenizden hemen çıkıp sizin bir altınızdaki rakibin sitesine girdiğinde Google o bir alttakini sizin üzerinize getiriyor deniyordu. Böyle bir şeyin olmadığı tabii söylendi resmi kaynaklardan, ama mantıken zaten bounce rate'in yüksek olduğu bir web sitesinin aramalarda çok üst sıralarda gözükme ihtimali yok. Dolayısıyla belki pogo sticking diye bir kavram yok, gerçek değilmiş, ama her halükarda sizin kullanıcınızı, web sitenize gelen kullanıcıları etkileşime geçirmeniz gerekiyor. Ya iyi bir içerik yazmanız lazım ya da onu yönlendirici butonlar yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla kötü bir şey, kullanıcının gerçekten ihtiyaçlarına karşılık verecek içerikte buluşturmanız gerekiyor. Bounce rate'inizin düşük olması için. Ya burada aslında konu hem content'e hem de UX dediğimiz kullanıcı deneyimine geliyor, ama
En temel prensip orada şu. Kendinizi potansiyel müşterilerinizin yerine koyun. Ya ben bu sitenin müşterisi olsam ve bu ürünü almak istesem nasıl bir kullanıcı davranışı içinde olurum? Ne görmek evet. isterim? Ne okumak isterim? Hangi sorunun cevabını bilmek isterim sorusunu kendinize sorup siteyi ona göre dizayn ettiğinizde doğal olarak zaten bounce rate'iniz de çok yüksek olmuyor. Sitenize gelen ziyaretçi sitenizde kalıyor ya da bir sonraki sayfaya geçiyor. Alışveriş yapıyor belki bir şekilde etkileşime geçiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla her şey yine content ve UX'e dönüyor orada. Ya bu dediğinde çok haklısın. Aslında sorunun alt kırılımlarını da yanıt verdi. Hani sitede neden olması gerekiyor. Bir de şu var. Sen yani onu da söyledin. Bu çok değerli bir şey. Kaçırdığımız bir şey. Sen kendini bir müşteri ya da karşındakinin yerine koyduğunda öyle düşünüp hareket ettiğinde zaten pek çok sorunun evet. yanıtını buluyorsun. Yani bu çok basit bir kavram. Evet. Herhangi bir hayatın herhangi bir anında yaşamamız gereken şey. Ben olsam ne yapardım? Ve bu aslında pek çok şeyi çözüyor abi. Doğru. Abi uygulamalar çok popüler. Evet. Uygulama içi SEO tarafı çalışıyor mu? Nasıl yapılıyor? Var mı böyle bir şeyler abi? Çalışıyor ama tabii o da dediğim gibi web SEO gibi çok kanter ve gözyaşının olduğu bir süreç değil. Müthiş bir rekabet var tabii orada ama orada etkileşim aslında en önemli metrik. Orada çok basic şeyler var. Yani işte mobil app ile alakalı review'lere yer vermek, uygulama içi ekran görüntülerinin belli standartın üzerinde olması, lokalleştirme yapmak, işte içinde bulunduğunuz pazara göre belki işte screenshot'ları falan yerelleştirmek gibi evet. belli başlı kriterler var. Bir de app indexing dediğimiz bir kavram var orada. İşte mobile, işte app store optimization tarafında. O da şu web yani App Store dışı Google'daki search'teki yerlerden mobil app'inizi indeksli etmek. Böyle basic best practice'ler var ama oradaki en temel metrik uygulamanızın gerçekten öncelikle iyi olması, evet. doğru olumlu geri bildirimler almanız ve gerçekten de hem Google Play Store'da hem App Store'da hem de Huawei'in şu an app galerisinde oradaki best practice'leri gerçekten karşılayabiliyor olmak ve her platforma özgün tasarımsal gereklilikleri yerine getiriyor olmanız. Aynen öyle. Güzel. Abi o zaman şeyi soracağım. Şimdi geçen senle podcast'te konuşurken bir önceki senelerdeki VSocial'ın yaptığı raporlar var ya Hootsuite'in vesaire evet. düzenli olarak yayınladığı. Orada geçen sene ben bunu yaptığımı bir önceki seneli 2021 ile ilgili olan datalardan birisi sesli aramaların evet. aslında giderek popülerleştiği. Yani evet. çok fazla kullanmaya başladık artık. Yani çok fazla hayatımıza girmeye başladı. Bu nasıl? Sesli aramadaki SEO. Abi şöyle... Çalışır mı? Ben ilk kitapta 2015 yılında kitabın sonunda böyle gelecek 5 yılda marketing alanında olacağını düşündüğüm öngörülerimi paylaşmıştım. 10 tane öngörü paylaşmıştım. Bunların 8'i tutmadı. Yani sesli aramayla alakalı da voice search'lerle alakalı da aslında ciddi öngörülerim vardı ama voice search dediğimiz kavram o asistanlarla birlikte çok hızlı girdi. Yani ilk yıl bir anda %20 %30'a evet. çıktı. Özellikle Amerika'da belli yaş üstü insanlar bir şeyi search etmek yerine hey evet. Siri karnım acıktı işte benzinci bul en yakın sinema nerede işte market bul gibi şeylerle asistanı yönlendiriyor. O alışkanlık bize gelmedi nedense enteresan bir şekilde. Voice search'ün hala çok ciddi potansiyeli var. Amerika'da, Kanada'da %30'larda, %40'larda belki belli yaş üstü insanlarda. Türkiye'de tam olarak bence yeterli bir paya sahip olamadı orada. Ama ciddi potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Voice Search'teki temel mantık da şu. Google My Business gibi yani yerel işletme haritalarının öncelikle oluşması gerekiyor. Çünkü datayı oradan çekiyor. Onun dışında sitenizdeki content'leri oluştururken biraz daha günlük konuşma rutinlerinin doğal akışına uygun şekilde içerikler oluşturmanız gerekiyor. Yani tekstten ziyade, klasik blog makale mantığından ziyade konuşma davranışlarına uygun, konuşma cümlelerine yakın kalıplarla içeriği oluşturmanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda şu an biz denedik çok markamızda işe yarıyor. Sesli sorgularda yükseltiyor sizi. Dolayısıyla klasik içeriğin dışında konuşma yapısına evet. uygun içerikler oluşturursanız ve Google My Business gibi yani yerel işletme leviniz şu an aktif olarak duruyorsa ya da oluşturduysanız evet. voice search'te şu an zaten doğal olarak gözüküyorsunuz aslında. Ya bunlar aslında şimdi biz tabii çok işin içinde olduğumuz için bazen bize çok komik geliyor. Hani onu da yapmışsındır herhalde diye düşünüyorsun ama ya, evet. gözden kaçabiliyor ya da bilinmeyebiliyor. O yüzden bunları bilerek soruyorum abi. Hani doğru. Google Business'lar falan filan. Abi pek çok soruma yanıt verdin. Son sorularımdan birisi de aslında SEO ve SEM arasındaki farklar.
Abi şöyle abi SEO ve SEM arasındaki fark. Ben hep şöyle özetliyorum. SEO'yu ikisinin de bir kere kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü SEO, SEM ve çok iyi bir sosyal medya marketing sürecinin de olması gerekiyor aslında. Hı-hı. Bunların hepsi bütünleşik giden şeyler. Sadece bir tanesinin olması size belki fayda sağlar ama sizi sıfırdan en tepeye getirmez. Ben hep şöyle anlatırım. SEO'yu bir evi satın almak gibi düşünün. SEM'i bir evi kiralamak gibi düşünün. Satın almaya kıyasla çok kısa sürede size konforu verir. Para ödediğiniz sürece de karşılığını alırsınız ama uzun vadede markaya sadece SEM'le ilerleyecekseniz çok bir yatırım yapmamış olabilirsiniz. SEO'da belki SEM'e kıyasla çok çok daha yavaş ilerleyen bir süreç ama günün sonunda o tarafta yaptığınız her şey domain otoritesine, evet, yani domainin Google'daki gücüne yapılan bir yatırım olduğu için yaptığınız yatırım uzun vadede daha kalıcı olabilir. Markayı satmak gibi bir düşünceniz varsa, bir marka kurayım, büyüteyim ve satayım diyorsanız SEO'yu daha çok tercih edebilirim ve tavsiye edebilirim ama bir ürününüz var, trendi olan bir ürün ve hemen bunu satmanız lazım. Dönemsel bir şeyse SEO ile zaten orada başarıya ulaşma şansınız yok. Belki 6-7 ay zaten sürebilir, evet, o süreç. Dolayısıyla bu tarz durumlarda da ben SEM'e ve sosyal medya marketing'e yönlendirebiliyorum. Totalde hepsinin olması lazım. Ama ikisi arasında tercihler yapılmak gerekiyorsa da içinde bulunduğunuz duruma göre değişiklikler gösterebiliyor aslında. Analiz edeceksin abi. Senin, evet, gitmek istediğin yer ne? Hedef kitlen ne? Dediğin gibi ürün satıyorsan hani ayrı, evet, bir şey ama sen bir blog yazıyorsundur kendinle alakalı, evet, bir şeylerle alakalı. SEO tarafı o bir tarafta daha iyi gidebilir. Abi bence güzel şeyler konuştuk. Bayağı konuştuk. Yani bence bayağı kapsamlı oldu. Süreye bakıyorum şimdi kabaca, hı-hı, burada 15 dakikalarda falan olduk. Valla benim aklımdaki sorular bunlar. Güzel oldu. Senin eklemek istediğin, şurada olsa dediğin şeyler var mı? Ya öncelikle çok teşekkürler. Ben çok keyif aldım burada. Ekstra değineceğim aslında. Ya çok güzel sorular bunlar. Benim ekstra aklıma gelen şu an zaten bizim içinde bulunduğumuz sektörle alakalı sorulabilecek zaten her şeyi sordum. Unuttuğum kavramlar bile aklıma geldi şu an açıkçası. Güzel bir yayın oldu o tarafta. Ekstra aklıma gelen aslında bir şey yok. İlerleyen dönemlerde... O zaman seni bir Coffee Talks'a alalım ya. Aa okey ya. Onu ben çok istiyorum. Sorularımızı çalışalım, seni, aynen, bir Coffee Talks'a alalım. Aynen öyle. Sakalım da uzar biraz daha. Şu an kısalttım. Hatta tişörtle falan şey yapayım. Ha tabii böyle, lütfen. Oranın konsepti. Biraz daha cool bir şeyim olsun böyle. Evet, şeyde... Kapşonluyla gelirsen. Oluyor mu orada böyle kahveyi içip böyle ağzını şalkalayıp 2021 Kenya filan diye böyle kahveyle alakalı bir kahve gurmeyle işine alıyor mu? İstersen yaparız. Biz normalde şimdi filtre kahveden demliyoruz. Yani makineli ama Mert Bey'den rica ederiz. Bizim için özel demleriz tabii ki de abi. Farklı yöntemlerimiz. Orada bu arada hani şey Coffee Talks'un konusu değil ama onun konusu ama gerçekten çok fark ediyor lezzetler. Yani kesinlikle. Orada hani evet, hatta evet, bir gün şey yaparız. Blind test'e falan gideriz yani. Çok yaparız olur yani. Ben çok keyif alırım. Çok da mutlu olurum. Valla geldiğin için teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Soruları sordum ben. Gökhan yanıtladı. Sizin de sorularınız varsa gönderin. Gökhan'la zaten daha çok şey yapacağız. Yanıtlıyor da sağ olsun sorularımızı. Sorularınız varsa gönderin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.